Yukarıda hayran bulunduğum babam demiştim. Bu cümle üzerinde şimdi biraz düşündüm. Babamı çok mu severdim? Hayır. Fakat çok beğenirdim. Bilhassa konuşmasına hayrandım. Onu pek yakışıklı, pek akıllı ve bilgili bulur. Ona delice aşık olduğu için anneme içimden hak verirdim. Yalnız son gün. Onu son defa gördüğüm o ışıklı ikindi saati o gün bir dizine beni, bir dizine avlamı oturtmuş. Bize İstanbul'dan ne istediğimizi sormuştu. Derzan her zamanki cerbezerli, acele ve cazip konuşuşu ile onun bütün dikkatini, alakasını ve sevgisini kendinde toplayarak Birbiri üzerine siparişler verirken ben usulcacık dizinden kaymış, biraz geride ve içim garip bir kıskançlıkla parçalanarak onları seyre başlamıştım. Bu defa ben de ona bir şey ısmarlamak istiyordum. Fakat fırsatı kaybetmiştim. Sorduğu anda cevap vermemiş olduğuma köpekler gibi pişmandım. Artık bir daha bana ne istersin diye sormayacağını biliyordum. Aklı tamamıyla lerzanda onun bin bir dil dökerek ısmarladığı şeylerdeydi. Ve ben avaz avaz ağlamak, üstümü başımı parçalayıp bu evden, bu insanlardan, bu dünyadan kaçmak ihtiyacını duyuyordum. O anda münasebetsiz bir tedai ile dadımın bir masalını hatırladım. Bir hainin hilesine kurban giderek yerine o hilekar hizmetçi kızla değişmiş olan bir zavallı sultanın masalı Zavallı masum kız, ne çileler çeker, beni hüngür hüngür ağlatan çileler. Sonunda sevgili bey, hacca giderken mutfak köşelerinde sürünen hakir hizmetçi kıza da ne istediğini sorar. Kız da sabır taşı ister. Bir sabır taşı ve bir çakı, sabrı tükenen zavallı kalbi delmek için. O gün ben de aynı şeyleri istesem diye düşünmüştüm. Ve birden kulaklarım oldu da gözlerim karardı kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilemeden. Ben de mavi taftadan çarşaflık istiyorum bey baba dedim. Üç kahkaha bir arada beynimi çatlattı. Dünyada en çok korktuğum şey olmuştu işte. Benimle alay ediyorlardı. Fakat annemin şefkatli sesi beni hemen müdafaa etti. Sonra da hiç beklemediğim, ummadığım bir şey oldu. Babam ilk defa ömrümde, ilk defa gözleri sıcak ve yumuşak bir baba sevgisiyle dolu olarak bana baktı. Anlaştık ve seviştik. Evet. Baba nedir? Bir baba sevgisine inanmak, dayanmak ne demektir? Bir insan için bu ne büyük bir güvendir. Hepsini ben o gün bir lahzağın içinde duymuş, anlamış bulunuyordum. O günden sonra bir daha babamı görmedim. O son günkü anlaşmamız beni küçücük yaşımda yüreğimden yaralamaktan başka bir işe yaramadı. Babacığıma kendi sevgili kızından çok daha fazla ben yandım, ben ağladım.'' Hatta bana öyle geliyor ki annem bile ona benim yandığım kadar yanmadı. Çünkü zavallı anneciğim olan her şeyi olması lazım gelen şey diye kabul eden bir tiptir. Sonra hayatına bir türlü bütün sahip olamadığı babamı toprağın altında tamamen kendine ait bilmek de belki ona gizli bir saadet bahşediyordu. Lerzan'a gelince o zaten kayıplar arkasından uzun müddet sızlanmayı bilmeyen Böyle sırapları son derece manasız bulan bir mahluktu. Babamın ölümünden bir müddet sonra benim sessiz fakat devamlı kederimle alay etmiş. Budala, sen ölseydin baban farkında bile olmazdı diye beni zehirlemişti. Hatta anneme de evlenme tavsiyesinde bulunmuştu ona da. Siz ölseydiniz babam evlenmeyecek miydi? Pekala evleniniz demiş. Kadıncağızı sinirlendirmişti. Bu havadisi hizmetçi kızdan duyduğum gün ne kadar gözyaşı dökmüştüm. Ben annemi çok severdim. Dünyada en çok sevdiğim, kendime en yakın bulduğum insan o Fakat bu güzel sevgi de bana çok defa ıstırap kaynağı olurdu. Küçücük yaşlarımda benim içimde hep onu kaybetmek endişesi vardı. Annem bir kere öksürse içimden bir şey kopar gibi olurdu. Geceleri uykum kaçardı. Annem ölürse ben ne yaparım diye ağlar ağlar. Onsuz kendimi sokağa atılmış bir kedi yavrusu gibi yalnız ve bir çare hissederek yorgan altına tir tir titrerdim. Bu derdimi bir kere fazilete hayatta beni anlamış olan bir tek dosta açmıştım. O hayretle ne garip demişti. Benim içimde de hep ablamı kaybetme korkusu vardır. Fırtınalı gecelerde hep o da annem gibi ölecek de ben yalnız kalacağım sanırım. Bu korkuyla kıvranır dururum halimden anlayan, endişelerimi, korkularımı, benimle beraber duyan bir dosta sahip olmak bana sükun ve teselli vermişti. Ondan sonra uykumu kaçtığı gecelerde Fazilet de uyumuyor, o da ablası için ağlıyor. Allah'ım sen bize acı, benim annemi de, onun ablasını da yanına alma. Onları bize bırak, bize bırak diye Allah'a yalvarır sonra uyurdum. Babamın ölümünden bir yıl sonra Lerzan kocaya kaçtı. Kocaya kaçtı, Evet. Veliyüttün paşaların kızı. Bu bana evvela almaz bir şey gibi gelmişti. Şimdi o meşum geceyi işte yine bütün dakikalarıyla hatırlıyorum. Çiftlikte fırtınalı bir geceydi. Camların uğultusu sinirlerimi perişan etmişti. Bir türlü uyuyamıyordum. Ben kıpırdadıkça karşımdaki da yatan ablamın fena halde sinirlendiğini hissediyordum. Sorduğum sualler kısa ve ters cevaplar veriyordu. Nihayet uyu artık diye bana çıkıştı. Ben de ezeli dualarım içimden tekrarlı tekrarlı uyuyakalmışım. Meri Bele Kalfa'nın sert elleri beni insafsızca tartaklayarak uyandırdı. Ablan nerede? Ablan nerede? diye nefes nefese soruyordu. Şaşırmış ve korkmuştum. Karyolasına baktım boştu. Ne bileyim ben dedim. Bilmez olur musun? Ne bileyim dadı belki heladadır cidden bilmiyordum. Rahmetli Ziya Bey'le aralarında bir şeyler olduğunu tahmin etmiyor değildim ama ona kaçabileceği bir an bile aklımdan geçmemişti. Köşkte herkes ayaktaydı, bütün lambalar yanmıştı, ellerinde ışıklarla gecelikli insanlar, acayip hayaletler halinde oradan oraya koşuşuyorlardı. Ve fırtına dışarıda hala devam ediyordu. İçimde garip bir ezginlikle yataktan fırladım, bilmem neden, çok üşüyordum. Dişlerim birbirine çarpıyordu. Merdiven başında büyük anneme rastladım. Yüzünü korkunç sarılı oradaki loşluğa rağmen fark ediliyordu. Beni fena halde azarladı. Sen ne geziyorsun ortalarda? Sen niye kalktın? diye bağırdı. Ben korkarak mı uyandırdı diye mırıldandım. Daha çok kızdı. Hala konuşuyor musun? Çabuk yatağın. Hadi bakayım. Yat ve uyu. Yatmak. Peki fakat uyumak? Mümkün mü? Mamafi sıcaklığını hala muhafaza eden yatağıma döndüğüme memnun oldum. Yorganıma iyice sarındım. Kulaklarım ve aklım tamamen dışarıdan gelen seslerde. Gözlerimi kapadım. Lerzan'ın, Yahya Gelir'in oğlu Ziya'ya kaçmış olduğunu ancak sabahleyin. Lerzan'ın sırdaşı, küçük hizmetçi kızdan öğrendim. Bunu kendinden saklamış olmasını bir türlü hazmedemiyor. Her şeyi bana söylerdi. Bunu hiç çıtlatmadı bile. Vallahi şaştım şaştım da kaldım diye ellerini dizlerine vuruyordu. Ben sersem sersem onun yüzüne bakıyor, işittiğime bir türlü inanamıyordum. Sonra da müthiş surette kızdım ve utandım. Kendi kızından gördüğü bu yaman ihanetle zavallı babacığımın mezarında ısırap çektiğini tahayyül ediyor. Bunun içinde ayrıca bedbaht oluyordum. Evde Larza'nın adını anmak şiddetle yasaktı. Buna rağmen belki de bundan dolayı herkesin aklında, fikrinde ve dilinde ondan başka mevzu yoktu. Bazen onun kaçtığına nedamet ettiği, kocasının evinde bedbah ve hasta olduğu haberi geliyordu. Bütün öfkeme, utancımdan doğan bütün kinime rağmen onu acıyordum. Annemin de için için yandığını hissediyordum o gece. Sırtına annemin eskice bir hırkasını giyip kaçması tahminime göre anacığının içli ve masum ailesini iyice işletmişti. O kendi kendine kim bilir neler kuruyordu. Halbuki ben küçücük kafamla bunu basit bir tesadüfe bağlıyordum. Aceleyle elini o geçti, onu giydi diyordum. Bu tahminimde yanılmamış olduğumu uzun yıllardan sonra öğrendim. Biz onun pişmanlığına, bedbahtlığına için için üzülürken bakıyorduk bambaşka haberler esiyordu. Lerzan hayatından çok memnunmuş, baba evini aklına bile getirmiyormuş. Dünyanın en mesut kadını benim diyormuş.'' yaşadığımı şimdi anlıyorum diyormuş mış, mış, mış. Sonra bir gün Ziya'nın onu alıp İstanbul'a doktora götürdüğünü duyduk. Ve o vakit endişe büyük annemde bile küskünlüğe ve kine galip gelmeye başladı. Çünkü Lerzan küçük yaşından beri pek seyrek hasta olurdu. Hastalığı çabucak çabuk geçerdi. Çok kuvvetli bir bünyesi vardı. Onun böyle İstanbullara kadar doktora götürülmesi saatinde birdenbire büyük bir çöküntü olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden evde adeta bir matem havası esiyordu ki onlar döndüler ve büyük annemi hatırlarını kıramayacağı kadın ve erkek dostlarından Lerzan'ı affetmesi için ricacılar gelmeye başladı. Bunlara bütün ailenin saygısını kazanmış olan Selim Zekai Bey'in ve İffet ablanın mektupları da eklenince büyük annemin inadı gevşedi ve nihayet bir gün onlar ailece bize gelmiş bulundular. O günde ömrümün unutulmayacak günlerinden biridir. İçimde o kadar karma karışık, o kadar birbirine zıt duygular çarpışıyordu ki bu her cümerce kalbim dayanamayacak, çatlayacak sanıyordum. Birazcık sevinç, birazcık utanç, kin, nefret, istihza, belki de şuurun en altında bir miktar kıskançlık, ve nametenahit tecessüs, daha ne bileyim neler. Lerzan büyümüş, uzamış, incelmiş, daha da güzelleşmiş ve ağırlaşmıştı. Gözleri o akşam koskocamandı ve humma doluydu. Sırtında iyi dikilmiş mavi ipekli bir elbise vardı ki kendisine pek yarışıyordu. Mesut olup olmadığını yüzünden anlamaya beyhude uğraşıyordum. Güzel yüzüne ruhu durgun ve bulanık bir su halinde aks etmiş öyle duruyordu. Buna mukabil kocası hayatından memnun görünüyordu. Larzan'ın yerine de bol bol o konuşuyor büyük annemin gözüne girmeye uğraşıyordu ikide bir. Hanımefendi hazretleri, hanımefendi validemiz deyişi sinirime dokunuyordu. Annesinin bütün mürayece eğilip bükülmeleri arkasında ise bir zafer neşesi göze çarpıyordu. Kahya geller işte. Velihüttin paşaları yenmişler, onların güzel kızını bir hizmetçi kaçırır gibi kaçırmışlar. Aile adına bu kara lekeyi sürmüşlerdi. Ve şimdi karşımızda haksız bir galibin şımarık, arsız neşesiyle gülüyorlardır. Bütün bunları o gece tabi, müphem ve karma karışık düşündüm. Pek çok acı duydum. Bundan sonra hayat tabi akışı ile devam edip gittiler. Lerzan üst üste iki oğlan doğurmuştu. Onları annelerinden çok seviyordum. Büyü Süha pek güzel ve hissi bir çocuktu. Ömer de şipşirin bir kara böcekti anneleriyle babaların arasında her gün daha derinleşen bir uçurum olduğunu sezmiş gibi ürkek ürkek dolaşmaları içime dokunurdu. Evet, bedbahtılar. Bugün gibi aşık aşikardı. Ziya annelerime her gün biraz daha yaklaşıp mallarımızın idaresini yavaş yavaş eline almasına rağmen karısından her gün biraz daha süratle uzaklaşıyordu. Yahut da karısı ondan kaçıyor, elinden kayıyordu. Balkan Harbi korkulu bir rüya gibi gelip ana yurdun bağrını yaka yaka geçti. Sonra da büyük harp çıktı ve Balkan Harbi'nde bir kolayını bulup askere gitmemiş olan Ziya bu defa yakayı kurtaramadı gitti. Hem de uzak bir cepheye. İki gün sonra da Lerzan çocuklarını alıp bize geldi. Artık bir daha oraya dönmeyeceğini, Ziya ile beraber yaşamasına imkanı olmadığını söylüyordu. Kimse de ona itiraz etmiyordu. Büyük annemin nasihat verme illeti bile onun asi başı önünde susup kalıyordu. Zaten Lerzan'a artık her türlü otoriteviz geliyordu. Bir şeyi aldırdığı yoktu. O sıralarda bizim havalinin bütün evleri, ahırları, asker işgali altındaydı. Tabii bizim çiftlikte de birçok asker, zabit ve namzet vardı.'' Ablam daha kocası gitmeden de bu gençlerle alakadardı, hepsini tanıyordu. Halbuki ben bunlarla meşgul olmayı, hangisi güzeldir, hangisi çirkindir, hangisi zeki, hangisi aptaldır diye tetkik etmeyi aklımdan bile geçirmemiştim. O bunu öğrenince kahkahalarla güldü, benimle bermutat alay etti. Bunlardan birkaçının bana lakayt olmadıklarını da söyledi ama ben inanmadım. Yine eğleniyor sandım. Kendisi hemen hepsinin adlarını, sanlarını, hatta maceralarını öğrenmişti. Bazılarıyla gizliden gizliye dalga geçmeye başlamıştı bile. Onun bu halleri beni hem şaşırtıyor hem utandırıyordu. Ma, ma affey, benim de ister istemez tecessümüm uyanmıştı. Artık onların farkındaydım. İçlerinde bir doktor vardı ki insan onu yakından görmek için hasta olmayı temenni edebilirdi. Ben de zahir Allah'tan böyle bir dilekte bulunmuş olacağım ki gecenin birinde müthiş surette sancılandım. Yerleri kapanıyordum, tırnaklarım orarıyordu. Annem, zavallı. Perişan bir haldeydi. Ne yapsak, ne etsek, nereden bir doktor bulsak diye ezeli acziyle ellerini oğuştururken birdenbire o yakışıklı doktor gözümün önüne geldi. Askerlerin arasında doktor da vardır, elbet diyebildim. Mihri Felek Kalfa hemen çiftliğin selamlık binasını işgal etmiş olan birliğin kumandanı bir haber iletti. Az sonra doktor beyin geldiğini haber verdiler. O iyiydi uzun boyu, sevimli yüzünde kumral. Wilhelm bıyıkları ile o. Ne kadar da nazik ve müşfikti. Ya Rabbi beni inceden inceye muayene etti. Bir kum sancısından şüpheleniyordu. Alelacele gitti ve az sonra hazırladığı ilaçlarla döndü. Bunları bana eliyle içirdi ve rahatsız olmaması için edilen bütün ısrarlara rağmen sancım tamamen sükunet buluncaya kadar başucumda bekledi. İkide bir nabzımı tutuyor ve elimi uzun müddet avucunun içinde hapsediyordu. O zaman içime ılık ve tatlı bir şeylerin yayıldığını hayretle, zevkle, biraz da utançla hissetmiştim. Hem bir an evvel çekilip gitmesini hem de ebediyen böyle yatağımın dibinde oturmasını istiyordum. Hiç unutmam. Sırtımda mavi patisten. Yakası kapalı ve dantelli bir gecelik vardı. Daha iyi, daha zengin bir şey giyememiş olduğuma pişman oluyor. Zaten güzel olmayan yüzümün sancının tesiriyle büsbütün solmuş, çirkinleşmiş olacağını düşünerek azap çekiyordum. O tatlı bakışlı gözlerinde derin bir şefkat ve alaka ile beni süzüyor. Uyuyunuz, haydi. Rica ederim. Biraz uyuyunuz diyordu. Annem ''İyileşti artık teşekkür ederiz sizi uykunuzdan uyandırdık buyurun fazla rahatsız olmayın'' diye ısrar ettikçe de ''Hayır hayır müsaade buyurun hastam uyumayınca ben bir yere gidemem'' diye gülümsüyordu. Hastam değişinde bir sahip gururu vardı. Nihayet gözlerimi yumdum sakin bir uyku taklidi yaptım. O da sabaha karşı ayakların ucuna basarak yatağımın başından ayrıldı ve mihrifelik kalfanın cebine sokmak istediği parayı şiddetle reddederek çıkıp gitti. Giderken de tekrar gelip yoklayacağını söylemeyi unutmadı. Ertesi sabah bütün ev halkı birer birer benim adama toplandılar. Hastalığımı duyan gelip geçmiş olsun diyordu. Küçükler de pek üzgündüler. En sonra ablam geldi. Aklı tamamen başka yerde dudakların ucuyla. Ne oldun geçmiş olsun dedi ve annemin hararetle anlattığı hastalık tavsilatı yüzünde besbelli bir kayıtsızlıkla dinledi nasıl sararmışım, dudaklarım nasıl morarmaya başlamış, göz bebeklerim nasıl büyümüş. Hayır, bunlar ablamı zerrece alakadar etmiyordu. Fakat söz sırası doktor çağrılışına gelince alakasızlığı birdenbire kayboldu. Neden beni uyandırmadınız? Madem ki bu kadar hasta oldu, insan beni uyandırmaz mı? diye annemi adeta çıkıştı. Zavallı anacığım da adeta suçlu suçlu. Neye tatlı uykundan uyandıralım seni? Kıyamadım doğrusu. Kalkıp da ne yapacaktın sen? Doktor geldi işte dedi. O vakitler zambüs bütün isyan etti ve acı. istifafkar bir sesle. Siz doktoru anlatamamışsınızdır ki dedi. Anneme baktım. Zancı onun, acı onun. Kendi çektiğini elbette kendisi başkalarından iyi anlatır. Demek aklından geçmiyordu. Bilakis yüzünde ona hak veren bir mana vardı. Küçücük yaşından beri annesinin otoritesine, sonra kocasının aşkına ve büyük kızın kaprislerine esir olarak yaşamış olan bu zavallı zayıf kadına karşı ömrümde ilk defa sevgiden ve merhametten başka bir his, bir öfke duyuyordum. İşte onun da hükmü yalnız bana geçiyordu. Neredeyse beni suçlandıracak gibiydi. Kendisine karşı duyduğum sonsuz sevgiyi istismar ediyor, beni çok defa hiç sebepsiz çok defa başkalarının yerine hırpalıyordu. Yattığım yerde bunları içim zehirlenerek düşünüyor, avaz avaz ağlamak istiyordum ki ablam yanıma geldi. Güzel pembe elini şefkatle alnıma koydu. Senin hala biraz ateşin var dedi. Doktor bir kere daha görmeli haber yollayalım yine. Ben soğuk ve kupkuru. Zaten gelecek dedim. Zaten gelecek mi? Evet. Niçin? hasta olduğum için yüzünde alaycı garip bir tecessüs vardı. Kendisi mi söyledi siz mi söylediniz? Cevap vermedim. Suhan'ı tekrarladı annem biraz sıkılarak cevap verdi. Kendi söyledi. Para verdiniz miydi? Almadım. İripelek çok zorladı ama almadı. Lerzan kırık bir kahkaha attı. Anne, doktor sakın bizim kıza tutulmuş olmasın. Sertçe Abla dedim. Annem güldü. Böyle bir şeyi fena karşılamayacağı besbelliydi. Yüreğim çarpıyordu. Kendime bir parça çeki düzen vermek, biraz süslenmek istiyor, için için kıvranıyordum. Fakat Lerzan'ın eline böyle bir ipucu, böyle bir alay mevzu vermektense ölmek daha iyiydi. O birdenbire yatak takımlarını falan değiştirsek anne dedi. Böyle ayıp. Kirli değil ki tertemiz. Olsun daha iyi takımlar koyalım. Senin daha iyi bir geceliğin yok mu Bildan? Vardır vardır. Geçenlerde bir kavun içi jarse giymiştim. Fena değildi. Pek açık diye mırıldandım. Ne ziyanı var? Güldü. Doktorlar namahrem değildirler. Eğildi. Garip bir sesle fısıldadı. Boynun göğsün esmerce ama fil dişinden dökülmüş gibi. Merak etme. Esmerce olduğunu gayet iyi biliyorum ama fil dişinden dökülmüş gibi olduğunu hiç bilmiyorum doğrusu. Larsa'nın alay edip etmediğine de hala emin değildim. Bunun için taş kesedim, bir şey söyleyemedim ve yüzüme hiçbir duygunun aksetmemesine çalıştım fakat beyhude gayretti. O zaten artık benimle meşgul değildi. Şu takımları, örtüleri falan değiştirin hadi. Emrini ortaya bir kere daha fırlattıktan sonra odadan çıktı. Daima bir mıknatısın cazibesine tutulmuş bir iğneci gibi anasını peşinden sürüklenen sühacı. Yine mi süha? Sana peşimden gelme demiyor muyum? Koskoca herif oldun. Hala eteğimden ayrılmıyorsun. Canımı sıkma hayde diye haşlayıp geri çevirdi. Süratle uzaklaştı. Bir çare yavrucuğun güzel yüzünde o anda gördüğüm perişanlığı ömrüm oldukça unutamayacağım. O günler sonra ay yüzlerce, belki binlerce defa gördüm. Üzgün veya neşeli, betbah veya mesut, sıhhatli veya hasta. Fakat bugün kafamın içinde yalnız o perişan, mahcup ve çaresiz çocuk yüzü var.'' içim parçalanıyor. Bu yüzü unutamıyorum. Bu yüzü asla unutamayacağım. O gün Lerzan arkasına annemle dadım hemen takımları değiştirmeye koyuldular. Bu arada benim kavun içi jarsiz, çamaşırlar son derece modaydı. Benimkiler de hiç fena değildi ve zannederim bana epeyce yakışırdı. Bunu bana giydirdiği için ablama sevgi ve minnet hissediyor. Biraz evvel Süha'ya reva gördüğü muameleden dolayı içime çöken acılığı unutuyordum. Doktorun hayali karşıma dikilmiş gülümsüyor, bana hayran hayran bakıyordu. Bunu tahayyül etmek benim için yepyeni bir saadetti. Fakat az sonra Lerzan, ağır dantellerle süslü pembe ipekli sabahdanın içinde, renkli ve kokulu nadide bir demet çiçek, daha doğrusu bir tabak çilek gibi içeriye girince güzel doktorun hayali, bana bir veda işareti yaparak uzaklaşıverdi. Onun yanında beni görmeyeceğine, göremeyeceğine emindim. İçime hazin bir ümitsizlik çöktü. Ma, ma Lerzan zaferini tahmin ettiğim kadar kolay kazanamadı. Onun şaşalı güzelliği karşısında doktorun gözleri hemen kamaşmadı. İlk günlerde yine adam beni şaşırtan ve yeniden ümitlendiren bir mukavemet gösterdi. Fakat ben iyi olduktan bir iki gün sonra Lerzan uydurma bir hastalıkla yatağa serilince bütün güzelliği, bütün ateşi, bütün fettanlığı ile doktorun eli altına uzanıverince verince. Bu muattar tuzağa düşmemek doğrusu her baba yiğidin kârı değildi. Doktora hak veriyor onu affediyordum fakat Lerzan'ı affetmiyordum. Evli bir kadının kocasını sevmese dahi başkalarıyla aşk oyunlarına girişmesine kalbim de kafam da isyan ediyordu. Eli kız kardeşiyle yahut herhangi bir arkadaşıyla alakadar olan belki de onunla bir yuva kurmak isteyen bir adamı baştan çıkarmak bayağılığını bir türlü aklım almıyordu. Ablamı affedemeyişim de bundandı. Yoksa doktora sevmiş değildim. O sadece hoşuma gitmişti. Bilhassa bana gösterdiği yakın alakadan hoşlanmıştım. Onu kaybetmekle büyük bir şey kaybetmiş olmuyordum. Kalbim acımıyordu. Alakasına cevap vermiş olmadığım için gururumu da incinmiş hissetmiyordum. Bana ısraf veren duygu yalnız ablama karşı duyduğum nefretti. Dünyada en çok nefret ettiğim şey nefret. En çok sevdiğim şey de sevmektir. Ne kadar çok seversem o kadar çok mesut olurum. Sevemediğim kadar da bedbahtımdır. Etrafımdaki insanların hatta hayvanların birbirlerini sevmeleri benim için bir saadet vesilesidir. İki hizmetçi çiftlik yanaşmalarından bir karı koca yahut iki arkadaş eğer birbirleriyle küs iseler benim uykum kaçar. Kedi ile köpeğin birbirleriyle hoş geçindiklerini görürsem keyfim artar. Büyük annem kaynanan bir uşağa bir hizmetçiye bağırırlarken benim kalbim boğazıma tıkanır gibi olur. Lerzan ahretli kıza bir tokat vursa kollarım dizlerim kesili verir. Kulaklarım uğuldamaya başlar. Ben herkesi her şeyi sevmek, okşamak isterim fakat bu her zaman elimden gelmez. Bunu benim kadar isteyen ve benden çok yapabilen bir tek insan gördüm. Fazilet. O herkesi, her şeyi seven, sevebilen bir müstesna insandır. Ben maalesef en yakınımdan, ablamdan nefret ediyordum. Ona karşı duyduğum çekingenlik, emniyetsizlik zaten küçük yaşımdan beri huzurumu kaçırır, beni bedbin ve ters bir mahluk yapardı ve işte ondan açıkça nefret etmeye başlamış buna muhber olmuştum. O doktora ağına düşürdükten sonra etrafında yaralayacak başka avlar, başka kurbanlar aramaya başlamıştı ki İsmail karşılaştı ve onu sevdi. Bütün olup bitenlere rağmen hala İsmail'in Lerzan'ı sevdiği ilk ve son erkek olduğuna kanaatim vardır.'' Hele ilk zamanlarda onu delice seviyordu. Gözleri dünyayı görmüyordu. Garip bir tesadüf benim karşıma da tertemiz bir aşkla sevdiğim ve ömrümce unutamayacağım erkeğe o günlerde çıkardı. Adı Hurrem'di. Boylu boslu, kumral bir çocuktu. Boğazın koyutu sahillerine güneş vurduğu zaman sular, pırıltılı bir acayip güzel renk alır. Gözleri işte tıpkı öyleydi ve kalbi. Pırlanta gibi saf ve parlak bir kalbi vardı. Beni seviyordu. Beni dünyanın en temiz, en güzel aşkıyla riyasız ve menfasiz seviyordu. Ondan aldığım mektupların her kelimesi bana sonsuz bir zevk, bir huzur, bir emniyet ve saadet bahşederdi. Aşk ve şiir, dolu güzel mektuplar. Artık aynalarla dostum, güzel olduğuma, sevilmeye değer birçok meziyetlere sahip bulunduğuma ve sevildiğime inanıyordum.'' başım göklerdeydi. Bütün ömrümde gerçek bir saadet içinde geçirdiğim bir tek mevsimi bana o aziz şehit bağışlamıştır. Ruhu şad olsun. O mevsim haricinde tam manasıyla mesut bir günceyiz dahi görmedim. O sıralarda akrabalarımızdan şeymalarda harp münasebetiyle şehirden kaçıp bize sığınmış bulunuyorlardı. Hürrem, Şeyma'nın annesi Hadiye teyzeyi bir gün yolda yakalamış, beni annemlerden istemesi için ona yalvarıp yakarmış. Hadiye teyzem, nurda yatsın melek gibi iyi, temiz, şefkatli bir kadındı. Ona acımış, ümit vermiş ve sonra da onu annemi birçok met etmiş, annemin gönlü olur gibi olmuş. Fakat meseleyi büyük annem açınca, vay efendim, vay büyük annem acaba neler demedi ki? Bu Remi en ağır hakaretleri savuruyor bu arada bana da epey hisse ayırıyordu. Hatta babama bile. Hadiye teyzem büyük bir gaflet etmiş, çocuğun beni sevdiğini söylemişti. Sevmek, büyük annemin asla affedemeyeceği bir şey. Hem onu, beni sevmesi için onu görünmekliğim büyük annemin ağır tabiriyle kuyruk sallamaklı lazım. Bu da öbürü gibi babasına çekmiş zahir, kanları bozuk bunların, bari oğlan olsalardı diye köpürüyordu. O günden sonra benim için geniş bir ıstırap devresi açıldı. Çok acı çektim, pek çok gözyaşı döktüm. Fakat o gözyaşlarındaki sonsuz saadeti, o acılardaki sonsuz lezzeti şimdi daha iyi duyuyorum. Bugün çektiğim acının kudurtucu zehrini atlattıktan sonradır ki o eski ıstırapların güzelliğini, onların başlı başına bir saadet olduğunu anladım. O devrenin her gününü her anını ayrı ayrı hatırlarım. Büyük annemle Mihrifele Kalkan'ın bu iki inatçı eski zaman insanın yüzlerinden düşen bin parça oluyordu ve mektuplaşmamız yahut buluşmamız imkanlarını önlemek için müthiş tedbirler alıyorlardı. Buluşmaya zaten hevesi değildik. Hele ben hiç değildim. Büyük annem yanılıyordu. Ben bu hususta babama çekmemiştim. Erkeğin elinin kınası, kadının yüzünü karası diyen atasözünü bu kesin cemiyet hükmünü üzerinde bir an düşünmeye lüzum görmeksizin kabul etmiş bulunuyordum. Üstelik kadınlık izzetini her şeyin, hatta aşkın da üstünde tutardım. Onlar beni tanımamış, tanımak lüzumunu hissetmemişlerdi. Benimkisi bambaşka ve tam manasıyla ya, platonik bir aşktı. Hürrem de bana aynı temiz ateşle bağlıydı. Alınan bütün tedbirlere rağmen muntazama mektuplaşıyorduk. Hürrem'in her mektubu bir evvelkinden daha çılgın, daha güzel gelirdi. Zavallı çocuk anneme, büyük anneme de cevapsız ve tavsızdı mektuplar yazıp yalvarıyordu. Annem annesiyle dadı kafasının tesirlerinden kurtulabilse muhakkak ki beni Hürrem'e verirdi. Çünkü o aşkı tanıyordu fakat onlara karşı koyamazdı ki. Lerzan o günlerde İsmail ile dopdolu bulunmasına rağmen yine de Hürrem'i Benden kurtarıp kendi ağına düşürmek hevesine kısa bir zaman için kapılmıştı. Benim hesabımı onunla temasa geçmek, büyük annemi mağlup edecek, çareler aramak arzuları gösterdi. Şiddetle reddettim. Hürremcik de gözü dünyayı görmeyecek kadar buna bağlıydı. Arkası yar.